Şimdi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidelim. Bakü'de teknoloji ve iş dünyasını buluşturan bir inovasyon zirvesi gerçekleştiriliyor. Haber Global muhabiri Mehmet Altunışık zirveden son notları ve görüntüleriyle karşımızda olacak. Mehmet, merhabalar, sözü sana bırakalım. Teşekkürler Mine. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Paşa Holding tarafından düzenlenen ki Azerbaycan'ın kalbi başkenti Bakü'de düzenlenen Inverge Innovation Summit zirvesinin dördüncüsü düzenleniyor ve programa, zirveye ilgi bir hayli yoğun, bir hayli fazla. Saat sabah 08 itibariyle zirve başladı ve dünya genelinden birçok dünya devi, teknoloji devleri bu zirvede yerini aldı. Yine iletişim devleri bu zirvede yerini aldı ve zirvede görüş alışverişi yapılıyor. Aynı zamanda bu zirvenin sonunda yeni yatırımcıların projeleri değerlendirilecek ve bu projelerde en çok beğenilen projeye de yine yüklü miktarda teşvik primleri verilecek. O projenin yükseltilmesi, o projenin bölgede geniş bir alana yayılması için çalışmalar yürütecek. Şimdi kameraman arkadaşım Serdar Altıntepe'den rica edelim. Bize aynı zamanda zirvenin yapıldığı o salona, ekranlara gelirsin. Çünkü ilgi bir hayli fazla, katılım bir hayli yoğun olduğunu ifade etmiştik. Ve bir yandan da o görüntüleri ekranlara getirirken diğer tarafta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan zirveden yine kısa notlarla bahsedelim istiyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi Bakü'de bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Inverge Innovation Summit, yani yenilik zirvesi ve bölgenin en büyük teknoloji ve iş dünyası etkinliklerinden biri olarak kabul ediyor. Bu zirvede de geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi yine önemli isimler ağırlandı. Zirvede girişimciler, yatırımcılar, sektör liderleri yine benzersiz bağlantı ve platformlarda birbirlerine bilgi akışı sağladıklarını ifade edelim. Teknoloji dünyasının en son yeniliklerin ele alındığı bir zirveden bahsediyoruz. Bu etkinlikte bankacılıktan inşaata, sigortadan turizme kadar pek çok farklı sektörden temsilcilerin olduğunu altını çizmekte fayda var. Yine etkinlikte yer alan önemli isimlerden bir tanesi dünya çapında olan sosyal medya devinin kurucu ortağı Bakü'de düzenlenen bu etkinliğe katılarak burada deneyimlerini paylaştı, bilgilerini paylaştı. Onun yanı sıra yine online satış devi olan bir başka dünya çapında ünlü bir marka olan kuruluşun da yine kurucu ortağı ve hali hazırda yönetim kurulu başkanı olan isimler de bu zirveye katıldı. Onlar da bu zirvede deneyimlerini, iş alanında, teknoloji alanındaki deneyimlerini buradaki katılımcılarla birlikte paylaşıyorlar. Sadece onlar değil, aynı zamanda üniversitelerden, önemli üniversitelerden ki dünya çapında üniversitelerden bahsediyoruz. Harvard mesela, Harvard'dan katılan profesörler var. Yine aynı şekilde Stanford Üniversitesi katılan önemli isimler var. Onlar da buna da deneyimlerini katılımcılarla birlikte paylaştıklarını ifade edelim. İletişim devleri yine bu zirvede yerini aldı. Onlar da iletişim noktasında deneyimlerini paylaşıyorlar ki şunu da ifade etmekte fayda var. Özellikle Azerbaycan Karabağ'da elde etmiş olduğu zaferle birlikte işgal altındaki o topraklarını yeniden kendi bünyesine katmasıyla birlikte bölgede yatırımın cazibesi haline geldi. Cazibe merkezi haline geldi. Son 4 yıldır özellikle bu bölgede Azerbaycan biraz daha ön plana çıkmış durumda ki çok sayıda yatırımcının adresi olmuş vaziyette. Dünya devleri yeni yatırımlarını, yeni projelerini Azerbaycan'da hayata geçiriyor ve her yıl bu projelerin konuşulması, bu projelerde yapılan çalışmaların karşılıklı olarak gösterilmesi, hatta tabii şimdi hali hazırda içeride devam eden konuşmalar var. O projelerin anlatıldığı, bilgilerin, birikimlerin paylaşıldığı konuşmalar, oturumlar yapılıyor. O oturumlardan da şöyle çok daha içeriye girmeden, çünkü içerideki toplantının da ahengini bozmadan en azından ekranlara getirelim istiyorum. Şu anda bu salonda yine bölgede önemli olarak addedilebilecek bir projenin şu anda konuşması yapılıyor ki az önce de bahsetmiştim. Stanford Üniversitesi'nden gelen bir profesörün şu anda konuşma yaptığı o salonu ekranlara getirdik. Az önce dediğim gibi tabii burada şu anda bir konuşma yapılıyor. Salondaki o ahengi bozmamak adına
kameraman arkadaşım Serdar Altıntepe ile birlikte bizler bu alandan ayrılacağız. O da Stanford Üniversitesi'nden gelen profesörün deneyimlerini anlattığı bir zirveyi ekranlarınıza getirdik. Az önce de bahsettiğim gibi bu zirvenin sonunda yeni yatırımcılar, iş dünyasına yeni adım atan yeni iş insanları, onlar da hem teknoloji alanında hem iletişim alanında ürettikleri yeni projelerini bu zirve kapsamında katılımcılara sunacaklar, katılımcılara anlatacaklar. Yeni ürünleri, icat ettikleri ürünlerini katılımcılara sunacaklar. Ve buradaki katılımcılardan oluşturulan o jürinin yapacağı çalışmayla birlikte en çok beğenilen projeye $25,000 teşvik primi verilecek ve o proje desteklenecek. 2 gün boyunca devam edecek burada zirve. Elbette burada ben de kameraman arkadaşım Serdar Altıntepe ile birlikte buradaki zirveyi takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeleri an be an aktarmaya sürdüreceğiz diyelim. Sözü şimdilik Bakü'den İstanbul'a bırakalım. Mehmet Altınışık, çok çok teşekkür ediyoruz.